Turgay Olcaytuğ'a dönelim. Sayın Olcaytuğ, geçmiş olsun yani basın camiası adına da. Çünkü özellikle bugün 19 Mayıs, hepimiz bayram kutlarken sabah bu haberle başladık güne. Neler söyleyeceksiniz? Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sizin de dediğiniz gibi yani 19 Mayıs'ta bile ağız tadıyla kutlayamıyoruz. Dün hatta arkadaşlarımla çıkarken ya 3 günlük bir tatil önümüzde, cumartesi pazarı da sayarsanız umarız kötü bir şey olmaz dedik ve sabah kötü haberi aldık. Hı hı. Şimdi muhalif gazetelere, muhalif yazarlara yönelik baskılar hiç bitmiyor. Doğrusu böyle durumlarla karşılaşmak artık sürpriz olmaktan çıktı. Türkiye artık düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı, basın özgürlüğünden hiç söz edilemeyecek bir ülke konumunda. Temel hak ve özgürlükler de o hal dolayısıyla zaten askıda. Şimdi sözcüye yönelik bir operasyon var. Metin doğru söylemiş. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bir algı operasyonu. Hı hı. Aradan bu kadar süre geçmiş. Bir üstelik herkesin bildiği Cumhurbaşkanı'nın tatilde olması da haberdir yani bir ülkede. Bir olay için şu anda üç arkadaş hakkında arama kararı çıkarıyor hakim. Sulh ceza hakimi. Ama bakıyorsunuz bu bir anda şeye dönüşü veriyor. Bir arkadaşımızı Melia galiba gözaltına alınıyor. Halbuki hakimin kararında böyle bir şey yok. Sadece arama izni veriyor. Araştırma izni veriyor. Dolayısıyla nasıl bir adalet sistemi işlediğini biz de şaşırıyoruz. Ama meslek örgütleri olarak elimizden geldiğince mağdur olan her grubun arkasında olacağız. Hı hı. Nitekim Sözcü Gazetesi'nin de arkasındayız, çalışanların da arkasındayız. Hepsine geçmiş olsun diyoruz. Evet. Ve elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Hı hı. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. İyi günler dileyelim biz de.